Şimdi Meral Akşener'in yeni bir parti kurması demek, diğer partilere rakip olması demektir. Onlarla rekabete girişmesi demektir. O yüzden ben Meral Hanım'ın parti kurma ihtimalini önceleyeceğini zannetmiyorum. Yani onlarla rekabete girişmek yerine onların tamamının desteğini almış bir başkan adayı olarak sahnede var olmasını ve bulunduğu alanı genişletmesini ve tahkim etmesi yolunu seçeceğini zannediyorum. 2019'a yönelik, yani normal şartlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2019'a dönük. Hoş şu gün parti kurayım dese 2 yıl içerisinde ancak ağzını burnunu toparlayabilir. O sebeple kendisini desteklemesi muhtemel partilerle rekabete girecek yeni bir parti kurmak yerine onların tamamının ortak adayı olmayı yeğler kendisi.